Makine dinamiği ders modları 14. örnek. Bu örneğimizde bir 6 uzuvlu mekanizma söz konusu. Bu dokuma makinalarının tefe mekanizması. Bu problemi de yine grafik yöntemiyle çözeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 100 Newton'luk bir kuvvet etki etmekte bu noktadan. Bu etki eden kuvvete karşılık crank'ın üzerinde, 2 numaralı uzvun üzerindeki torkun büyüklüğünü ve yönünü bulmamız isteniliyor. Mekanizmanın boyutları verilmiş. Dolayısıyla bu mekanizmanın boyutlarını yeniden oluşturabilirsiniz. Buradaki teta, şu açımız, teta açısı 30 derece olacak. Bu mekanizmanın da yine analizini gerçekleştirmek için uzuvların hangi kuvvet sistemli olduklarının belirlenmesi gerekecek. 2 numaralı uzuvdan başlayacak olursa burada bir kuvvet, burada bir kuvvet, E2 kuvvet artı bir torklu sistem olacak. C noktasında bir kuvvet, D noktasında bir kuvvet olduğuna göre 2 kuvvet sistemli bir uzuv olacak. 4 numaralı uzuva baktığımızda yine 2 tane kuvvet olacak, B'de ve D'de. 5 numaralı uzuva baktığımızda da yine D'de ve E'de birer kuvvet olduğunu görüyoruz. Bu da iki kuvvet sistemli bir uzuv olacak demektir. Aynı şekilde D noktasına baktığımızda D noktasında 3 tane uzvun birleştiğini görüyoruz. Grafik yönteminde eğer 3 tane uzuv birleşiyorsa bu noktayı da yine serbest cisim diagramını çizmenizde fayda var. Dolayısıyla D noktasını ele aldığımızda burası da 3 kuvvet sistemli bir uzuv olacak. Çünkü 3 numaralı uzvun D noktası, 4 numaralı uzvun D noktası ve 5 numaralı uzvun D noktası aynı yerde birleşiyor. Her birinden birer tane kuvvet geleceği için de 3 tane kuvvet oluşacak. 6 numaralı uzvun üzerinde E noktasında bir kuvvet var. F noktasında bir kuvvet var. Ve aynı zamanda bu uç noktada bir kuvvet var. Toplamda da 3 kuvvet sistemli bir uzuv olacak. Uzuvların hangi kuvvet sistemli olduklarını belirlediğimize göre kuvvet analizine başlayabiliriz. 3 numaralı uzuvun 2 kuvvet sistemli uzuv olduğunu ve kuvvetlerinde germe kuvvetlerinin etkisi altında olduğunu düşünelim ve etki tepki prensibine göre bu kuvvetleri de ilgili olan uzuvların üzerine yerleştirelim. Tabii ki D noktasında olacak olan kuvvetin etki tepki prensibine göre bu şekilde yerleştirdik ve C noktası da 2 numaralı uzuva bağlı olduğu için etki tepki prensibine göre yerleştirdik. 2 numaralı uzuv artık tamamlayabiliriz. Bu kuvvetler birbirlerine paralel ters yönde ve eşit büyüklükte olacaklar. Ve yine kuvvet sistemli uzuv olan 4 numaralı uzuv. D noktası yine birleşiyor. Etki tepki prensibine göre D noktasında kuvvetimiz olacak. Burası zaten yer uzvuna bağlı. 5 numaralı uzuvumuz yine 2 kuvvet sistemli bir uzuv. Ve bu 2 kuvvet sistemli bir uzuvsa yine D noktasında etki eden kuvvetimizin etki tepki prensibine göre D mafzalı üzerindeki kuvveti olacak. Ve 5 numaralı uzuv 6 numaralı uzun E noktasında birleştiğine göre etki tepki prensibine göre kuvvetimizi yerleştirdik. F'den etkileyecek olan kuvvetin de doğrultusunu bulabiliriz artık. Çünkü biz 100 Newton'luk kuvvetin doğrultusunu ve FE kuvvetin doğrultusunu biliyoruz. Bunların doğrultularını uzattığımızda bir noktada kesişecekler. F'den etki edecek olan kuvvetin de doğrultusu aynı zamanda F'den ve bu noktadan geçmek zorunda. Bu noktadan ve F'den geçen bir doğru çizecek olursak da F kuvvetinin doğrultusu bu doğrunun üzerinde olacak. F kuvvetini de bu şekilde alalım ve artık ne yapabiliriz? FE kuvvetini buradan belirleyebiliriz. Hatta tabii ki FF kuvvetini. Bunun için bir başlangıç noktası seçiyoruz. 100 Newton'luk kuvvetimizi uygun ölçekle çizdik. Üzerine FE kuvveti ve FF kuvvetlerini yerleştiriyoruz. Bunları yerleştirdiğimizde çokgenin kapanmış olması gerekiyor. Çokgenin kapalı olabilmesi için de kuvvetlerin yönlerini buradan belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla FE kuvveti yönü bu şekilde olması gerekiyormuş. FF kuvvetinin de yönü bu şekilde olması gerekiyor. Çokgenin kapalı olabilmesi için ve FE kuvveti de 138 Newton yatayla yapmış olduğu açıda 134 derece. FF kuvvetinde 65 Newton olarak buluyoruz. 111,5 derece yapıyor yatayla yapmış olduğu açı. Artık FE kuvvetini bildiğimize göre DE kuvvetini biliyoruz demektir. DE kuvvetini biliyorsak buradan da D noktasının kuvvet çokgenini ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Aynı şekilde FE kuvvetini doğrultusunu biliyoruz artık. Çünkü FE kuvveti burada görmüş olduğu gibi ve DE kuvveti burada görmüş olduğunuz gibi yukarıya doğru ve bu şu kadar büyüklüğe sahip ki yönü artık bu şekilde ve bunun üzerine FDB kuvvetini ve FDC kuvvetini eklediğimizde çokgenin kapanması gerekiyor. Yönleri nasıl olacakmış kuvvetlerimizin? FDB kuvveti bu yöne doğru olacak ve büyüklüğünü tabii ki cetvelimizde ölçüp ölçekle çarpıyoruz ve aynı şekilde DC'yi belirliyoruz.
DC ise burada da gördüğünüz gibi 85 Newton çıkıyor ve 174 derece yapıyor yatayla yapmış olduğu açısı. Artık kuvvetlerin doğrultularını ve büyüklüklerini, kuvvetlerin yönlerini ve büyüklüklerini bildiğimize göre DC kuvvetini de biliyoruz. DC kuvveti de C kuvvetine eşit olduğuna göre buradan da A noktasına göre bir moment alıp ki bu dip mesafeyi de ölçebiliriz. O da 14.6 mm'miş. Buradan da A noktasına göre moment aldığımızda torkun değerini buluyoruz. Torkun değeri de 1.24 Newton saatin dönüş yönünün ters istikametinde oluyor imiş. Dolayısıyla torkumuz bu problem için 1.24 Newton metre saatin dönüş yönünün tersi istikametinde olacak imiş. Yine 2 numaralı uzun üzerindeki tork. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.